İşaret fonksiyonu örnek soru 1. Bu videomuzda işaret fonksiyonu konusuna bir örnek soruyu inceleyeceğiz. A şıkkımızda başlayalım. X küçük y küçük 0 olmak üzere signum x eksi y artı signum eksi x ifadesinin eşiti nedir? İşaret fonksiyonunun kısaca bir ne olduğunu hatırlayıp arkasından sorumuza odaklanalım. Signum ifadesinin içinde pozitif bir değer olursa sonuç 1 çıkar. Signum ifadesinin içinde negatif bir değer olursa sonuç eksi 1 çıkar. Signum ifadesinin içerisinde 0 olursa sonuç 0 çıkar. İşaret fonksiyonu ile ilgili bilinmesi gereken şey budur. Şimdi gelelim x eksi y pozitif mi, negatif mi yoksa 0 mı? X eksi y. X, y'den küçük. Küçük bir şeyden büyük bir şeyi çıkartırsak her halükarda bunun sonucu negatif olur. Bunu düşünemeyip algılayamayan kişiler iki örnek sayı seçerler burada. X'e eksi 2, y'ye eksi 1 verelim. Çıkartalım bakalım. Küçükten büyük çıkan matematikteki bütün durumların sonucu negatiftir. Eksi 2, eksi, eksi 1. Bunlar artı yapar, sonuç eksi 1 çıkar. Buradaki x eksi y'nin eksi olduğunu anladığımıza göre buradaki signum x eksi y ifadesinin sonucu eksi 1'e eşittir. Buraya geliyoruz. X'in kendisinin işareti sıfırdan küçük olduğu için negatif. Bir de onun başına eksi konursa eksi x ifadesi pozitif bir ifadeye dönüşür. Bu nedenle buradaki signum ifadesinin içerisi pozitif olduğundan buranın sonucu 1 olarak çıkar. Eksi 1 ile de 1'i toplarsak sonucumuz 0 olacaktır. B şıkkına geçelim. Signum x kare eksi 7 x eksi 18 eşittir eksi 1 eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi bir işaret fonksiyonunun sonucu eksi 1 çıkmış. Nasıl mümkün olabilir? İçerisi eksi olmak zorunda. Buradaki x kare eksi 7 x eksi 18 negatif olmalı. X kare eksi 7 x eksi 18 küçük 0 eşitsizliğini çözeceğiz. İkinci derece bir eşitsizlik olduğu için tablo yapmadan bu eşitsizliği çözemeyiz. Burasını x x. Burayı da eksi 9'a 2 ayırırsak çapraz çarpıp topladığımızda ortadakini veriyor. X eksi 9, x artı 2 bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış biçimi. Köklerimiz 1, 9, 1 de eksi 2 kökümüz var. Bunlar ile tablo yapacak olursak, küçük değerler sola, büyük değerler sağa. Buradan bir sayı seçtik 10. Getirip buraya koydum pozitif yapıyor. Buradan bir sayı seçtim 0, getirip koydum negatif yapıyor. Bu aralıktan bir şey bunun işaretini ne yaparsa geri kalan her şey aynı şeyi yapar. Eksi 3 alıp koydum. Pozitif. Bizim aradığımız şey bu içerinin negatif olduğu yerler. X değerleri 9'dan küçük. Tam 9 iken sonuç 0 oluyor. İstediğimiz şey 9 değil. Eksi 2'den büyük iken bu ifadenin sonucu negatif çıkıyor. Bu dolayısıyla da sonuç eksi çıkar. Eşitliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Bakalım. Eksi 1 var, 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane x tam sayısı vardır ki bu ifadenin sonucunu eksi 1 çıkartan. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.